Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ve Burfaş olarak 2016 yılı otel restoran kalite ödülünü almak bizim için onur verici. Ama bu ödülü biz hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu ödül tesadüfen alınmış bir ödül değil. Özellikle bu anlamda ciddi çalışmaları olan bir Burfaş'tan bahsediyoruz. Kalite adına, mükemmellik adına, insana hizmet adına ne kadar güzellik varsa, ne kadar belge varsa, ne kadar hizmet veya yapılması gereken iş ve işlem varsa hepsini yapmış olan veya yapmaya devam eden bir Burfaş'tan bahsediyoruz. İspanya'da, Madrid'de Uluslararası Ticaret Liderleri Kulübü'nün düzenlenmiş olduğu bu ödüle biz layık görüldük. Geçtiğimiz günlerde gittik. Dünyadan 39 ülkenin ödül aldığı bir, evet 2016 Ocak, 25 Ocak'ta aldık. 39 ülke davet edildi, İspanya dahil. Bunun 25 ülkesi yiyecek içecek dalında ödül aldılar. Biz ise otel ve restoran işletmeciliği olarak kalite ödülünü aldık. Dolayısıyla bizim ödül alan grubun içerisinde 14 ülke vardı. Her ülkenin kendi büyükelçileri, konsolosları, ticaret ateşeleri, ticaret müşavirleri de eşlik ettiler. Dolayısıyla böyle bir güzel ödülü hem Türkiye'ye, hem Bursa'mıza, hem büyükşehrimize, hem de Burfaş'ımıza kazandırmaktan onur duyuyoruz. Bu hak ettiğimizi düşündüğümüz bir ödül. İnşallah bundan sonraki hizmetlerimizde mükemmellik adına, kalite adına, insana hizmet adına ne varsa bu efsafta gelişmeye devam edecek inşallah. Burfaş olarak yaptığınız faaliyetleri biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki Burfaş 1992 yılında kurulmuş bir şirket. Özel bir hukuka tabi belediye iştiraki. Dolayısıyla özel sektör mantığıyla çalışmaya devam eden ama kamu sermayesi kullandığı için de kamuya karşı Sayıştay denetiminde olan, kamunun hassasiyetlerini uygulamak zorunda olan bir şirket. Tabii kuruluş amacı Bursa'daki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık işlerini yapmak, yönetmek, işletmek için kurulmuş. Daha sonradan da fuarcılık özel şirkete kanunla devredilmesinden dolayı Burfaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal alandaki işlerini yapan, yürüten, işleten bir kurum haline dönüşmüş. Şu anda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe döneminde 53 tesis açılmış ve Bursa'ya kazandırılmış durumda. Tabii bir de şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. 2004 yılında AK Parti belediyecilik anlayışı Bursa'ya girmesiyle birlikte rahmetli, Allah rahmet eylesin, Hikmet Şahin Başkanımız bugüne kadar devam eden belediye ait olan sosyal tesislerin halka kapalı olmasından ciddi rahatsız olmuş ve ilk defa o zaman tabii çok az miktarda olan bu 3-5 tesisi de halka açarak Bursa belediyeciliği açısından yeni bir kapıyı aralamış, yeni bir zihniyeti aralamıştır. Tabii rahmetli Hikmet Şahin'in yaptığı bu halka açılma politikasından sonra Recep Altepe'nin de tesis sayısını arttırarak, tesis kalitelerini arttırarak vatandaşa kamunun özel sektör kadar da iyi hizmet edebileceğini göstermesine vesile olmuştur ki bu anlamda şu anda Burfaş, Bursa çapında sosyal tesisleri ve kafeteryaları işleten, kendi konseptinde bazı otel işletmecilikleri de olan, aynı zamanda park bahçelerin işletmesini yapan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin matbaa işlerini ve basılı materyallerini basan, asan, dağıtan, protokol türbünlerini kuran, söken, geniş bir alanda çalışan bir belediye iştirakidir. Hayvanat bahçesinde işletmelerimiz var, giriş çıkışlarının kontrolü var, kültür parkın giriş çıkışlarının kontrolü var, otoparklar var. Otoparklar şu anda Burbak tarafından işletiyorum ama otoparkların sahibi Burfaş'tır aslında. Biz onlara, bunlar bizim kiracılarımızdır. Aynı zamanda Bursalıların çok iyi bildiği kent ormanı var. Kent ormanın içerisindeki restoranların işletmesi var. Dolayısıyla matbaa var, protokol türbünleri var,
Oylat'ta yine mesire alanları ve et lokantları var. Ve Bursa'nın sahil kenarlarında şu anda yapılmakta olan örnek halk plajları şu anda inşallah önümüzdeki aylar içerisinde açılacak. Beach barlar, örnek plajlar, balıkçı barınakları, marinalar. Dolayısıyla Burfaş, Bursa'nın her köşesinde var ve var olmaya devam edecek inşallah. Yani tabii ki asıl hedefimiz hizmet. Neticede biz insana hizmet ediyoruz. İnsan her şeyin en güzeline, en iyisine, en kalitelisine, en güzeline layık. Dolayısıyla biz de Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda öncelikli hizmeti biz önümüze koyduk. İnsana hizmeti. Ama bunu yaparken de karlılığı da düşünüyoruz. Çünkü ayakta kalmamız lazım. Yani belediyemize yük olmamamız lazım. Karlılık amacımız da var ama şunu yapmıyoruz. Onu özellikle altını çizerek söylüyorum. Biz Burfaş olarak ucuzcu değiliz. Biz kaliteyi uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. Buradaki hassasiyetimiz şu. Zaten sözümün başında ifade ettiğim gibi insana hizmet ettiğimiz için en güzelini, en kalitelisini yapmak zorundayız. İki, sektöre örnek olmak zorundayız. Yani hizmet sektörünün de önünü açmak zorundayız. Onlara farklı bir vizyon kazandırmak zorundayız. Sektöre de böyle bir hizmetimiz var. Aynı zamanda esnafı gözetmek zorundayız. Ucuz olarak esnafın işini engellemek, müşterisini almamaya çalışıyoruz. Böyle de bir şeyimiz var. Aynı zamanda farklı bir tutuculuk sergiliyoruz. Bütün tedarikçilerimizi Bursa'dan tercih ediyoruz. Mümkün mertebe Bursalı tedarikçilerle hareket etmeye çalışıyoruz. Fiyat politikamızı normal esnafın bir çıta üstünde, elit esnafın iki çıta altında bir fiyat skalası ve standardı belirledik. Orada durmaya çalışıyoruz. Yani piyasaya bir fiyat standardı da getiriyoruz. Kalite standardının yanında. Dolayısıyla topluma, esnafımıza, hizmet sektörüne biz kamu sermayesiyle yarı kamu kuruluşu olarak bu kadar yaptık. Siz bizden daha güzelini, daha iyisini yapmak zorundasınız. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz gibi önemli mesajlar da veriyoruz. Yani hem belediyemizin o güvenilir, sıcak, samimi yüzünü vatandaşa ulaştırıyoruz. Hem vatandaşa güvenilir bir hizmeti veriyoruz, hem de sektöre bir yeni bir bakış açısı kazandırıyoruz bu anlamda. Vallahi tabii bu konuda aslında söylenecek çok şey var. Biz Türk'üz, Türkiye'de yaşamaktan onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bizim için bir şereftir, bir onurdur. Dolayısıyla Türklere mahsus olan bir Nevruz Bayramı'nı da Bursa gibi Türkiye'nin nezih bir ilinde, bir şehrinde, bir kalite şehrinde kutlanıyor olması veya buna öncülük ediyor olmanız bizim için ayrı bir onurdur. Onun için sizleri ve derneğinizi, bütün katkısı olanları kutluyorum. Bize düşen Burfaş olarak ne de varsa inşallah biz de elimizden gelen katkıyı koyacağız. Çünkü Sayın Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Ben bizatihi yıllardan beri Sayın Başkan'la çalışan bir kardeşiniz olarak Sayın Başkan'ın bu konudaki bakış açısını, yaklaşımını çok iyi biliyorum. Onun için doğru yerdesiniz, doğru ildesiniz, doğru şehirdesiniz. Tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. Çok güzel bir Nevruz kutlamasını Bursa olarak hep birlikte Karapapak Türkleriyle, kendini Türk adeden herkesle birlikte bunu kutluyor olmamız gerçekten bizim için onur verici. Teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, başarı çok önemli. Başarıyı yakalamak çok önemli. Özellikle kültürel ve sosyal alanlarda başarıyı yakalamak ve bunu bir ödülle taşlandırmak, üstelik Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde, İspanya'da böyle bir ödüle layık görülmek gerçekten herkesin harcı değil. O nedenle Muhammed Bey'i kutluyorum, ekibini kutluyorum. Ona bu hizmet yolunda şevk veren, heyecan veren, cesaret veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe'yi kutluyorum. Onun ekibini kutluyorum. Teşekkür ederim. Ve biz Dünya Karapapak Türkleri Birliği olarak biz de kendi adımıza naçizane bir kalpak hediye ederek
sizin bu yaptığınız güzel çalışmaları, güzel hizmetleri biz de kendi adımıza değerlendirmiş oluyoruz. Hem günün anısını yaşatmak adına, hem bu ziyareti hafızalarımızda, hatıralarımızda yaşatmak adına bu kalpağı size takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yönetim Kurulu üyesi dostlarımızla beraber Hikmet Karadoğan ve Genel Sekreterimiz Selahattin Turan Bey'le birlikte bunu size takdim ediyoruz. Onur duyuyorum. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.